Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün her zaman olduğu gibi efsane bir içeriğimiz var. Kardeşlerim karşınızda görmüş olduğunuz Elite 500 dünyanın en iyi Vladimir'i. Kendisi Kore sunucusunda şampiyonluk kümesinde oynuyor. Ben de analiz etmek istedim. Bakalım son dönemde Vladimir nasıl? Ben orta koridorda Vladimir oynayanlara her zaman saygım sonsuz. Bunun da sebebi hani gerçekten böyle sabredilmesi gereken işte sabrettikten sonra da ama çok eğlencesi çıkarılabilen bir şampiyon olduğunu düşünüyorum. Bakalım bu maçta Elite 500 Bizim gördüğümüz neler yapacak? Bir diğer konu arkadaşlar cumartesi günü biliyorsunuz ki bir buluşma yaptık Bursa'da. 1v1 turnuvası yaptık orada da. 1v1'de beni yenenlere 1000 TL para ödülü verdim. Bunu tabii ki YouTube'da söylemedim hani 1000 lira vereceğim diye. Hani çünkü beni hani para kazanmak için değil, beni seven insanlar gelsin. İşte onlara bu ödülü vereyim. Hani beni sevip işte benim için gelen vesaire onlara bu ödülü kazansın istedim. O yüzden de böyle bir şey yaptık gizliden. Videosunu çektik. Çok da güzel video oldu. Ama sonrasında bilenler bilir internet kafelerde dip freeze var. Dip freeze olduğu için de bizim aldığımız kayıtlar video bittikten sonra maalesef ki bilgisayar kendisine reset attı ve OBS kayıtları gitti. Tabii ki biz yine elimizde olan şeyleri editörümüze göndereceğiz. Olabildiğince bir şey çıkartmaya çalışacağız. Eğer izle denilebilir bir hal olursa sizler de bu video ile karşılaşacaksınız. 3-5 gün içerisinde diyelim. Biraz talihsiz bir oy, oy oldu. Dediğim gibi 10 kişiyle vs attım. Kazanan herkese 1000 TL ödül verdim. Direkt olarak orada saydım böyle eline. Garip bir durum oldu dediğim gibi. Biraz sıkıntılı oldu ama olsun güzel bir gün geçirdik diyelim. Şimdi geçelim Vladimir analizine. Sizlerden ricam bu tarz ödüllü içerikler Bursa'da olacak, İstanbul'da olacak vesaire bunlara devam etmeyi düşünüyorum. Sizler de fikriniz varsa yorumlara yazarsınız. Bir de videomuzu beğenirseniz çok mutlu oluruz diyelim. Evet arkadaşlar, Elite 500 yani şöyle söyleyeyim. Ben Elite 500'ün Vladimir'ini izlerken daha doğrusu şöyle söyleyeyim. İyi bir Vladimir oyuncusu izlerken her zaman şunu söylüyorum. Ulan böyle Vlada oynamak isterdim. Bakın gerçekten söylüyorum. herkes de böyle bir şey vardır. Mesela Akali'de de kısmen var vardır diye düşünüyorum bu. Hani genelde bu tarz şeylerde bunlar oluyor. Ha bir de geçenlerde 5 ve 5 bronz videosu geldi YouTube'a. Onu da çok beğenmişsiniz. Onun da analizi gelecek. Bir diğer konu karşısında da büyük bir ihtimalle hani Humble akademi tarafından bir oyuncu var. Şunu bir sınırsız yapalım. Belki daha iyi olur. Aynen şöyle yapalım. Evet. Erken aşamalarda zaten Vladimir'in hani defansif oynaması gerektiğini, işte defansif oynarken de minyon sayısında asla geriye düşmemesi gerektiğini zaten biliyorsunuz. Hani bunu artık söylememize gerek yok. Kırmızı Q'ya yani alt taraftaki bar kırmızıya dönerken rakibinizin üzerine koşup rakibinizden çekerseniz o canı hem de rakibinize hasar vurmuş olursunuz. Bu da sizin için bir avantaj olmuş olur. Direkt olarak kırmızı olduğu zaman değil. Kırmızı olurken daha şöyle bir hafif rakibin üzerine koşarsanız bu tabii ki rakibin her zaman yiyebileceği yani her zaman yedirebileceğiniz bir durum tabii ki değil. Ama duru hani atıyorum 2 3 tane araya sıkıştırsanız bile bu sizin için her zaman avantaj. Bir de hani, rakip menzilinize her zaman girdiğinde bir auto queue, hani bir otomatik saldırı bir de yandan böyle can çekmeler vesaireler her zaman sizin avantajınız olacaktır. Ya zaten Doran yüzüğü giriyor başlıyor genelde. Doran kalkanı başlayan da var tabii ki ama burada Doran yüzüğü alıyor. Doran yüzüğünde şöyle bir efekt var abi manası yok ne işe yarayacak burada falan diyenleriniz olacaktır. Bak burada ne yazıyor? Eğer mana kazanamıyorsan bu miktarın %45 kadarına eş eşdeğer miktarda can yenilersin diyor. 1.5 mana yenileniyor. Bunun %45'ini can olarak yeniliyorsun. E zaten manası olmayan şampiyon içinde her türlü iyi ki zaten Akali'de de fark ettiyseniz Dora'nın yüzüğü mevcut. Şimdi burada hayalet giren Vladlar, ışınlan giren, tutuştur giren Vladlar, işte ründen sürat coşkusu giren, ründen elektrik ver giren Vladlar olarak birçok şeye ayrılanlar oluyor arkadaşlar. Burada şu anki rün ve siperlere yani hayalet ve sıçraya baktığımızda bir de ilk vuruşa baktığımızda kesinlikle ve kesinlikle tamamen defansif koridor aşamasında yavaş yavaş oynamak isteyen bir Vladimir görüyoruz. Yani gideyim ben koridorda rakibimi öldüreyim, Yok şöyle yapayım, sıçra atayım, skor alayım falan maalesef çok yok. O yüzden de bunun bilincinde olarak oyun oynamalısınız. Bu adam gibi oynamak istiyorum ben. Hayalet alacağım, sıçra alacağım, takım savaşlarını yok edeceğim. İlk vuruştan da koridor aşamasında altın kazanacağım. Eşyalarımı daha erken alacağım diyorsan maalesef bir şeylerden fedakarlık etmek zorundasın. Fedakarlık yapmak zorundasın. Bu da ne? Erken oyun. Bu her zaman aynıdır. Bu tüm şampiyonlar için geçerli. W yeteneği. Hiçbir şekilde durup dururken genelde takas için vesaire için W yeteneğinizi genelde kullanmayın. Bir baskın olur bilmem ne olur. Çünkü niye? Genelde sizin karşınıza Vlad geldiğinde bak böyle düşünün olayları. Sizin karşınızda Vlad varken ormancınız baskın atacaksa genelde ne yapıyorsunuz? Öncesinde rakibinizin bir W yeteneğini kullanmasını sağlamaya çalışıyorsunuz. W'sunu kullandıktan sonra baskın atmak istiyorsunuz. E o zaman da rakip de size bu aynı şeyi yapabilir. O yüzden de e, önemli burada bir E yeteneğini şöyle hemen çekip patlattı. Bunun da sebebi minyonlara otomatik saldırıyla tek atabilmek kule vuruşundan sonra. Hani bu Korki ile de yapılıyor E yeteneğiyle. Vladimir'le de farklı bir kullanımını görmüş olduk. Şimdi Akali olabildiğince takas kazanmaya çalışıyor işte trade atıyor bilmem ne yapıyor ama bir şekilde Vladimir'i öldürebilecek canavuzuna indiremedi. Ki Vladimir de fark ettiyseniz Akali takas istediğinde hemen oradan bir şekilde kaçmaya çalışıyor. Evet şimdi hayaletini burada bakın canını doldurmadı hayaletini de kullanmadı. Yani daha doğrusu kullandı tamamen koridora yetişmek için Bu arada seste oyun sesi sanırım bu dakikaya kadar yokmuş O konuda da kusura bakmayın arkadaşlar Şimdi bilgisayarımı daha dün e, tekrardan böyle ekipman değişmesi için e, bırakmıştım Onları da ayarlattık e, Ekran kartımı 1080'den 3070 Ti'ye sıvı soğutucum vardı Sıvı soğutucuyu da normal fan hani normal soğutucuya çevirdik Ne deniyor ona bilmiyorum ama İşlemcim e, sıkıntılıydı daha doğrusu şöyle sıvı soğutucumda bir problem vardı. O yüzden de işlemci çok fazla ısınıyordu. Neyse şimdi geçtik maçımıza. Bekleme süresini azalmayı aldı. Karamür aldı. Şimdi rakip de hani hasar anlamında artık Vladimir'i öldürebilecek kapasiteye sahip oldu. Burada bakın tamamen koridoru ittirmek adına burada ultisini kullanan bir Vladimir görüyoruz. Aslında baktığınız zaman çok da mantıklı gibi durmuyor. Ama biz ne dedik? Vladimir'in zaten rakibini öldürme ihtimali çok olmadığı için Vladimir böyle kullanımların yapması normal. Mesela bunu çok görüyoruz. İşte ne bileyim Rumble. Koridorda atıyorum rakibini öldürme ihtimali yok veya üste dönmek istiyor. Ultisini hemen atıyor. Victor üste dönmek istiyor, hemen ultisini atıp bir şekilde kurtulmaya çalışıyor. Çünkü abi maalesef ki eğer tabii ki ulti atmadan oynayabiliyorsan 10 numara abi helal olsun size. Tebrik ediyoruz ama biz her zaman şunu söylüyoruz. Koridorda dayanabilmen için, kafandaki plana uyması için ne yapman gerekiyorsa yapmaya hazır olman gerekiyor. Şimdi buradaki mevzu ne? Mesela atıyorum Vladimir'in ilk vuruşu hayaleti ve sıçrası. Şimdi bunlar hayalet ve sıçra genelde geç oyunda daha agresif oynamasını sağlayan, geç oyunda daha aktif oynamasını sağlayan şeyler. E şimdi bunları kullanmak istiyorsan da sen maalesef ki bir şeyleri dediğim gibi zaten söylemiştik fedakarlık yapacaksın. Burada da ultisini bile tamamen minyon kesmek için kullanan bir Vladimir'den bahsediyoruz. Burada şöyle bir söylemek istiyorum. Bu bu arada çok güzel bir şey. Hani kuşlara bir totem atıyorsunuz. Oradan can çekiyorsunuz. Hatta şimdi bir tane daha kırmızı çektiğinde gayet bakın 201 can çekti. Diğerinden de bir 100 çekse yani 300 can burada doldurmuş oluyor bedavadan. Ve bu da hani Yasuo'yla da çok kullanılıyor. ile de çok kullanılıyor orası. Oradan gidip şey yapabiliyorsunuz. Burada güzel bir W attı yalnız Akali. Gördüğünüz gibi kırmızı bara döndüğü gibi W'sunu kullanıp Vladimir'e gözükmedi. Burada Akali'den de güzel oyun. Ee, minyonlar tamamen eşit. Bakalım burada bir sıçra geldi direkt olarak yalnız. Oraya otomatik saldırıyı da güzel sıkıştırdı. Bakalım düşecek mi derken orada Akali bir canlı oradan çıkmayı başarıyor. Bakalım şimdi buradan kurtulabilecekler mi derken. Bakalım Kazix Yone gelmiş arka taraftan. Yone ultisini kullanıyor. Hafif kaçmak için kullandı sanırım. Ve burada mevzu bitiyor. Güzel oyun. Oo, yalnız Yone arka tarafta. Kısante de şimdi Yone'ye ultisini kullandı ve orada e, Yone'yi düşürmeyi başarıyor. Kısante de 3-0-0'a gelmiş. Şimdi Kısante'de de burada minyonları tuttu hem hem de burada alameti almaya çalışan Viego var. Ona gidiyor. Yani aslında Kısante'nin yaptığı şey çok çok iyi ama tabii ki Akali öldüğü için burada biraz da sıkıntılı olmuş oluyor. Burada plakayı almıyor. Akali'nin doğmasına az var. Ya bana sorarsanız burada plakayı alıp bir Koreli Beyzi görebilirdik. Neden diye soracak olursanız hani bir iki tane vursa zaten base atsa burada direkt olarak Akali ne kadar base atmış olacaktı. Ama şöyle bir düşüncesi olmuş olma ihtimali var. İşte rakip destek gelir. Rakip ormancı gelir. Onlar benim üstüne dönüşümü bozarsa ben iyice sıkıntıya düşerim. O yüzden de bunu yapmış olma ihtimali çok çok yüksek. Genelde canı dolmadan üstünden çıkıyor. Bunu kayıp cilde alan yetenek gücü şampiyonları da mana konusunda yapabiliyorlar. Ne yapıyorlar? Mesela adamda kayıp cilt var zaten. Zaten diyor mana problemi çok yaşamayacağım. Ben diyor üstümden diyor manamı doldurmadan çıkabilirim diyor. Eğer yetişmem gereken bir yer varsa. Bu önemli ya bunu şey gibi düşünün. Siz evden çıkıyorsunuz atıyorum arkadaşlarımla buluşmaya gideceksin. Çok geç kaldın çok önemli bir şey. Saçını yapmadan çıkabilirsin o günlük anladın mı hani. Tabii ki bazıları için çok önemli ama arada sırada bunu yapabilirsin. Ama giyinmeden çıkmazsın yani anladın mı. Onun gibi düşünebilirsin. Bu arada minyon sayısı tamamen eşit. Hala hani herhangi bir şekilde bir Aktivite yok Mesela size şunu soruyorum Şu an bu Vladimir'in bu dakikaya kadar yaptıklarını Yapamaz mısınız? Bence çoğunuz bunu yapabilirsiniz Ama ben %100 eminim ki bir iki tane böyle Vlad oynayın Hemen böyle agresif oynayacaksınız Kendinizi tutamayıp Otomatikmen gelişecek o ve bu size kötü yansıyacak. Mesela şu an adam 9. seviye oldu. Vladimir seviye olarak arttığı zaman çok ciddi bir güç kazanıyor. Neden? Çünkü Q yeteneği hem artıyor. Yalnız burada direkt olarak ultisiyle girdi. Akali'ye bakalım kaçabilecek mi Akali oradan? Aynen Akali çıkıyor ama tabii ki buranın kazanını kim oluyor? Tabii ki de Vladimir. Rakibiyle bir takas yaptı. Bu tarz takasları seven bir şampiyon Vladimir. Niye? Zaten Q yeteneğinin bekleme süresi acayip az. Şöyle göstereyim 3.59 saniye ve sürekli can çekiyor. Canı full olan bir Vladimir ve karşısında hani canı yarıdan daha az olan bir Akali var. O yüzden de hani bunu şey yapmamızın nasıl diyeyim e yaptığı şeyin mantığını anlatmamıza çok da gerek yok. Zaten belli oluyor diye düşünüyorum. Yan taraftan Blitz geliyor. Yalnız Blitz'in ultisinin olduğunu unutmayalım. Ama Q yeteneğini kaçırdığı için derken burada Blitz'i onu öldürecek. Ama tabii ki Blitz'i öldüren Akali Vladimir'e düştü derken tutuştura düşmüş. Ama burada Akali'nin yaptığı bence her türlü ufak da olsa bir hata. Tabii ki çıkabileceğini düşünüyor o an dalarken ama... Burada şimdi hem Vladimir bedava koridoru ittirecek hem de büyük bir ihtimalle minyon dalgasını kaçıracaktır Akali. Çünkü doğma süresine daha 10 saniye var. Ve burada plakayı alacak bir Koreli base'i görürüz diye düşünüyorum. Hazır Kore'ye gitmişken. Bakalım ıı, ışınlanı var diye düşünüyor olma ihtimali var bu sefer de. Ve Koreli base'i atmayıp bakın kaç saniye kaybediyor. Burada Koreli base'ini atmış olsaydı eğer. Bak bu çalıya yürürsem 3 saniye kaybedecektim. Direkt olarak şu an çoktan üstüne dönmüş olacaktı. Ama burada üste dönmek istemiyormuş bir sanırım. Ve zaten gördüğünüz gibi üste dönmedi. Hayatına devam ediyor. Şimdi bak burayı ittirip hemen üsse dönmez. Dönmeyin hiçbir zaman. Ne yapın? Bir milyon dalgası daha ittirmeniz lazım. Şimdi burada üste dönerse Vlad hem bir tık geç ittirdi hem de yani dönüyor ama bence hata. Zaten rakip bunu bozar diye düşünüyorum. Hani e, niye hata? Abi gelen minyon dalgası arabalı minyon dalgası değil. Bu yüzden de hani buradaki minyon dalgasını akale hızlıca ittirip Burada Vladimir'e minyon kaybettirir ki base attığı yerde biraz sıkıntılı olduğu için hemen bu sefer kuşların olmadığını biliyor. Bu sefer kurtlardan can çekiyor. Gördüğünüz gibi bir daha çekti ama Vladimir'in burada yaptığı bu hamleden sonra Akali buradan bir plaka alıyor. Yani bana sorarsanız büyük bir hata derken yalnız orada çok güzel temizledi minyonları Vladimir. Akali de bunu hiç beklemiyordu. Güzel oyun harbiden güzel oyun. Burada bir daha ittirebilir burayı ama rakibin ışınlığı var bu sefer onu aklına getirmesi lazım. Harbiden orada minyonların nasıl bir anda öldüğünü ben de anlamadım. Cidden güzel oyun geldi. Burada hemen minyonları da ittirecektir. Hemen üstüne dönecek E yeteneğini de açtı. Şöyle bakın yana doğru gidiyor. Arkadaki minyona da çarpsın diye yeteneği ve 13 dakikada 134 minyona ulaştı ve buradan proto belt'ini aldı, füze kemerini aldı. Şu an çıkacak herhangi bir savaşta bakın bu arada ründen de ayakkabıyı da girmeyi unut, unutmamış. Çünkü ne dedik? geç oyunda ya da orta oyunda eğer iyi girerse altını ile vesairesi ile aldığı eşyalarla büyük bir fark yaratacak dedik ve bunu da yaratmaya başlıyor İlk vuruştan 235 altın buradan çizmeden 300 altın kar ediyor şu an anlık olarak 550 altın civarında bir fark yaratmış oluyor hani minyon sayılarını falan katmıyorum bakın araya kestiği minyon farkını aldığı skoru falan hiçbir şeyi plakayı katmadan 500 altın öne geçiyor yani dümdüz minyon kesse eşit sayıda Akali yine altında geri düşecek. Yani öyle bir durum. Çünkü ilk vuruştan ufak ufak geliyor. İşte çizmeden geliyor vesaire oluyor bilmem ne. Vladimir için çok 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 iyi bir durum. füze kemerde geldiği için artık savaşlarda çok daha güçlü olabilirler. Hemen burada E sarının gelişini yememek için güzel bir W geldi. Şimdi W'su yokken biraz dikkatli olması lazım ama hani Q yeteneği artık o kadar hızlı geliyor ki e, maalesef Akali'nin yaptığı takas hiçbir şekilde işe yaramıyor. Akali'nin direkt olarak anlık savaşa dahil olması lazım derken burada ultisini kullanıyor Vlad. Arka tarafta Kazix'i öldürmeye gidiyor. Kazix'i de büyük bir ihtimalle öldürecek. Aynen öyle oluyor. Sıçrasını da attı orada. Akali'yi de düşürmeyi başarıyor ve artık Vladimir'in mevzusu başladı. Hemen ile de burada kuleden çıkmayı başarıyor. Bu arada Vladimir kule altı yapmakta da çok ciddi iyi bir şampiyon. Bunun da sebebini zaten söylememe gerek olduğunu düşünmüyorum. Hani oradaki W yeteneği maalesef yani kule altı yiyecek olan şampiyonlar için hiç de güzel bir yetenek değil diyebiliriz. 12. seviye 15. dakikada 160 milyona ulaşmış bir Vladimir. Burada Kısante'yi yakalamışlar ama Kısante oradan çıkıyor. Arka tarafa ışından geldi ama oradan bir şey çıkmaz. Burada da üstüme dönecek derken Akali bir şeyler deniyor. Yok oradan bir şey çıkmaz abi. Baksana adamın 540 canı var. <laughs> yani şurada mesela bir 30 saniye dursun canını fuller yani. Bak şimdi hop bir daha çekecek. Oh 272. Hop 950 can oldu. Bir daha geliyor ki. Hop 1000 cana geldi. Şimdi şundan da bahsedelim. Vladimir'in pasifini zaten çoğunuz biliyorsunuzdur artık. Arkadaşlar sadece yetenek gücü kastığında bile inanılmaz bir e, can havuzuna ulaşan Vladimir'den bahsediyoruz. Şu an can eşyası olarak Hiçbir şey almadın yani buradan 250 can var ama 250 canla 2500 cana çıkmak mümkün değil 12. seviyede. O yüzden de buradan pasifi ilave olarak 372 can veriyor bakın bu zamana kadar. Şimdi biraz daha yetenek gücü aldı ve bakalım şimdi kaç can veriyormuş? 448. Bu arada Ufuk Getiren aldı. Bu Ufuk Getiren biraz hani Vladimir'e alınan eşyalar arasında biraz az görüyoruz aslında. Hani o konuda da biraz şaşırtıcı oldu açıkçası. Bakalım şimdi yani şu an mesela hayaleti varken bir savaş mavaş olsa mümkün değil rakip savaşamaz abi. Ben yani öyle düşünüyorum zaten baksanıza bir ultiyle girdi direkt olarak Kha'Zix artı Akali'yi öldürmeyi başardı. Kha'Zix Vladimir'i pinkliyor şu an. Şu an oyun tamamen eşit baktığınız zaman ha. Üst koridorda Kısante acayip güçlü. Bakalım Vladimir'i yakalamayı başa başarmışlar burada ama Vladimir buradan çıkabilecektir diye düşünüyorum. Aynen öyle oluyor Kısante harika oynadı burayı. İnanılmaz orada hasar vurdu. neden de güzel bir ulti geliyor ama tabii ki hasar yeterli değil. Kısante çok iyi oynadı burayı. 6-0-2 oynuyor zaten. Bunun da hani e, yani sebeplerini göstermiş oldu. Adam gerçekten ciddi anlamda iyi oynadı diyebiliriz. Buradan da büyük bir ihtimalle kolaylıkla çıkacaktır. Milio da yan taraftan bir şeyler deniyor ama. Oha Diego onu öldürüp çıkmayı başarıyor. Evet çizmesini de aldı. Bu arada bekleme süresinde azalma çizmesi tercih edenler de var bile hatta. Ama hani bu tarz oynuyorsanız bence her zaman yani genelde hatta büyü nüfuzu çizmesi almanız sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü hasar anlamında gerçekten çok fark ediyor bu tarz şeyler. Bir diğer konu şundan bahsediyordum. Hayaleti, sıçrası vesairesi varken mesela şu an ejder. 3 tane ejder almayı başaran bir kırmızı takım var. Tabii ki rakip takım şu an iyi durumda. Özellikle kısantenin eşyalarına baktığımız zaman inanılmaz korkutucu gözüküyor. Ama şu an bu Vladimir bir şekilde doğru kişilere ultiyi tutturmayı başarırsa inanılmaz bir takım savaşı bekliyorum Vlad'dan. Şimdi Akali burada bekliyor ama o Vlad'ı öldürmek hiç de kolay değil. Morellos'una biraz güveniyor ama tabii ki buradan e, çıkabilecek mi derken Kazix beraber orada Vlad'ı tekrar düşürmeyi başardılar. Ve burada mavi takım bir anda oyuna dönebilir. Onu da söyleyelim. Yani e, Ksanteleri güçlü. E, işte i̇şte Kazix bir şekilde skor mu kor almaya çalışıyor. Baksana kısanteye darlıyor yan taraftan. Şimdi kısantede büyü yok abi. Hala da büyü almamış diyenler vardır elbet. Şimdi zaten bunu hani bence bu zamana kadar tabii ki alması gerekiyor. Orası ayrı ama şunu kesinlikle söylemek istiyorum ben size. Hani büyü direnci kasmak yerine mesela can kasmak da bir aslında büyü hasarına karşı bir savunma. Özellikle de DPS olmayan şampiyonlara karşı. Şimdi mesela Vladimir 10.000 canı olan şampiyonu öldürmekte zorlanır. Ama Azir, Cassiopeia gibi şampiyonlar zorlanmaz. Tabi onlar da zorlanır ama demek istediğimi anladınız siz. O yüzden de can kastığınız zaman yani şu an Ksante'ye bir bakalım nerede Ksante? Kısante'nin 3200 canı var. 3200 canı Vladimir'in öldürmesi gerçekten büyü direnci olmasa dahi çok zor. O yüzden de erken aşamalarda tabii ki de rakipte çok büyük hasarı varsa almanız büyü direnci kesinlikle avantajınıza. Ama rakibe baktığınızda tek yetenek gücü Vladimir. E, o yüzden de adam hani burada gidip büyü direncini direkt olarak almamış. Çivili artı randuini bitecek. Ve şu an Vladimir'in olmadığı herhangi bir yerdeki Vladimir olsa bile hiçbir şekilde Zeri'den, Viego'dan, Yone'den hasar yeme ihtimali söz konusu bile değil. Ciddi anlamda söylüyorum. Yalnız mavi takım burada barona girmiş çoktan. Bu baronu alacaklardır. Vladimir inanılmaz sıçrala girdi oraya. Milio direkt olarak düştü. Baronu almayı başarıyor Kazix. Milio'yu düşürdü de söylediğimiz gibi orada. Evet. Kısante arka tarafta 3 kişiyi tutmayı başarıyor ama tabii ki hani tamam adam tank eyvallah da bu kadar da tank değil. Ve burada mavi takım bir tık oyunu satmış gibi oluyor. Çünkü Vladimir'e karşı ee, bu şekilde buraya girmeniz maalesef çok da mantıklı bir hareket değil. Vladimir, Rumble, Xerath, Ezreal bunlara karşı barona girmek çok da mantıklı şeyler olmayabiliyor. Şimdi şundan bahsediyordum. Tabii ki de büyü direnci alması gerektiğini söyledim. Ama bu eşya dizilimi de çok kötü değil Ksante adına. Araya bir tane şu an mesela bu eşya diziliminin arasına Randuin'i bitmeden önce ya da Randuin eşyalarını almadan önce bir tane böyle 900 altınlık Negatron Pelerin'i aldığı an Vladimir'in hasarını bayağı bir düşürmüş olurdu. Ama zaten Kısante şunun farkında. Vladimir bana vurmayacak. Az önce fark ettiyseniz ulti attı tabi ulti tutturmak okey Hani ulti attığında amacı Zayah'ı, amacı Milio'yu, amacı Kazix'i öldürmek olduğu için de hani Kısante'nin böyle bir tercih olmuş. Bence yanlış değil. Onu da söyleyeyim. Bunu genelde profesyonel arenalarda da yapanlar oluyor. Hani rakipte böyle sindra vardır. Sen büyü direncine çok fokuslanmazsın. Hani dersin ki Syndra sindra bana vurursa zaten kazanırız. Leblanc için aynısı geçer derken. Ksante inanılmaz girdi içeriye bakın. Ksante'yi umursamadan arka tarafa gitti ve inanılmaz bir hasar vuruyor orada. Uf 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 uf. Bak Ksante ölmedi ama bak. Uh, Ksante de oradaymış. Bu arada ben onu görmedim. Bak kısante inanılmaz girdi içeriye arka tarafa ulti atıyor Bilisi düşürüyorlar baksana bak hasara bak şu hasara inanılmaz bir hasar vuruyor gerçekten. Yani söylenecek bir şey yok burada direkt olarak ya tek başına zaten zayaha falan oyun oynatmıyor. Ee, orada milyon milyon direkt tek yiyor zaten ve burada ejder ruhunu da almış oluyorlar. 2-1-7 Viego 6 5 4, e, Yone ama koridor hacamasında Yone inanılmaz problemler yaşadı. Şimdi Kazix bunu çalmaya çalışacak gibi duruyor. Yone'den ulti. Aaa Kazix'in oynayışa bak. <laughs> o ne? Evet ilave cana da bakalım şuradan. 647 can arkadaşlar. Burada Vladimir'e gelen. E, bu arada can kastıkça da yetenek gücü geliyor. Oradan da 19 yetenek gücü gelmiş. Onu da hatırlatmış olalım diyelim. Şimdi hiçlik değneği zaten var. Şimdi de büyük bir ihtimalle Rabadon'a gidiyor. Bakın fark ettiyseniz Zonya, Zonya türü eşyalar almıyor. Bu Vladimir tarzı ne demiştik? Anlık takım savaşını yok etmeye çalışan tüm hasarını atıp gerekirse ölen bir Vladimir oynayışı. Bu Vladimir oynayışı genelde zordur. Tabii ki de atıyorum alıştıktan sonra çok kolay geliyor insanlara. Ama maalesef ki belli bir süre zarfında zor oluyor arkadaşlar. Bunun da sebebi atıyorum savaşta tekleyebiliyorsun mesela. Normalde atıyorum Vladimir bir tık daha tank oluyor. Veya işte şöyle söyleyeyim işte zonyası oluyor bir şey oluyor vesairesi oluyor. Ee, daha tank oluyor. Bu bu Vladimir tek yiyebiliyor bir. ikincisi bu Vladimir yakalandığı zaman e, tabii ki de birilerini öldürmesi çok büyük ihtimal. Ama işte yakalandığı zaman sıkıntılar yaşaması da şey yani çünkü kendisini koruyacak hiçbir şey yok. Sadece W basıp oradan çıkması gerekiyor. Eğer çıkamazsa da geçmiş olsun burada Kalibili'si öldürmeyi başarıyor. Bakalım Vlad arka tarafa doğru koşuyor. Hayatini de bastı ultisini kullandı. Orada Zaha'yı öldürebilecek mi bakalım derken W'sunu da kullanıyor. Bu arada ew W kombosunu her zaman yapmalısınız. Hani E'yi basıp sonradan W bastığınız zaman gayet yoluyor. Yalnız Kısante burada baksanız ölmüyor derken orada Vladimir son noktayı koyuyor. Burada 3'te 3'ünü atıyor Vladimir. Ve 12-3 skora gelmiş oluyor. Şu an bu maçta hasar konusunda hani inanılmaz hasarlar vurduğuna eminim. Zaten bizim Özgür de hasar tablosunu maçın koyar diye düşünüyorum. 16. seviyede az kaldı. Üste döndüğünde Rabadon'u da alacak büyük bir ihtimalle ya da en azından parçasını alacak. Yani şu saatten sonra bu Vladimir'i durdurmaları çok çok zor aynen geldi ve artık can olarak da 1200 cana çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki can seviyesi ve 4000 canlı bir yetenek gücü şampiyonu işte defansif eşyanın Vladimir'e aslında tabii ki de defansif eşya almak her zaman iyidir ama defansif eşya alınmamasının bir sebebi de bu. 4000 canı var zaten şampiyonun. W'su var. E zaten bunlar olduğu için e hayaleti var. E sıçrası oluyor vesaire oluyor. O yüzden de hani bir de ultiden gelen canı var. Hani o sürekli o can geri bir şekilde dolabiliyor. Bunların hepsini hesaba kattığınız zaman aslında Vladimir'in defansif eşyaya çok da ihtiyacı yok. Ama alırsanız takım savaşlarında rakibinizi daha çok zorluyorsunuz. Daha sıkıntıya sokabiliyorsunuz. Hani almayın demiyorum hiçbir zaman. Burada Kısante yakalanmış yalnız. Ee, Kısante oradan çıkmayı başaracaktır. Arka taraftan bu ışından geldi. E yeteneğiyle Akali'ye vurulan hasara bakın. Arka tarafa Milio'ya bu ulti geldi. O Milio büyük bir ihtimalle düştü. Aynen öyle oluyor. E yeteneğiyle de Akali'yi düşürmeyi başarıyor. Yan tarafta Zayah var. Zayah'ı da öldürecektir büyük bir ihtimalle. Hemen... E yeteneğini bak hemen çekti o adam tecrübeli. Orada E'yi bekletse menz menzilinden çıkacak rakibi. Orada hemen E yeteneğini e çekip bıraktığı için e menzil yetmiş oluyor ve öldürüyor. Bu arada ew W da bilmeyenler için tabii ki çoğu insan biliyordur ama e yeteneğinize basılı tutup W bastığınızda arkadaşlar hani E yeteneğinizin efekti genelde gözükmeyebiliyor ya da işte e, Wdayken E bastığınız için e, gitmek istediğiniz yere daha kolay gidebiliyorsunuz. Yalnız artık de gerçekten ciddi hasarlar vurmaya başlamış. Bakalım şimdi W'sunda kullandı orada Kısant'yi öldürecektir. Uf. Kazix'e vurduğu hasar o ne öyle? Baron'a pinkler geliyor. Şimdi Baron'a gidecekler. Baron'a gitmelerine gerek var mıydı? Orası tartışılır. Hani direkt olarak oyunu da bitirebilirlerdi belki ve uğursuz koruma geliyor. Buradan uğursuz korumadan hani zaten olay yine hani canı çok olduğu zaman ilave canının %2'si kadarına eş değer miktarda yetenek gücü kazanır. Şu an buradan 50 yetenek gücü kazanıyor. Yani neredeyse eşyanın kendisi kadar yetenek gücü kazanmış oluyor derken Akali'ye vurulan asar hiç mantıklı değil. Yalnız orada E yeteneğini Kaçırdı. Akali'de güzel kaçıyor. Zonya'yı zamanlayamadı orada. Kısante şimdi yan tarafta Viego ile kapışıyor ama... ...tabii ki hayaletle beraber Vladimir orayı yakalayacaktır. Aynen öyle sıçrasında atıyor zaten. Rahatlıkla orayı düşüreceklerdir diye düşünüyorum. Derken yetişebilecek mi Vlad? Ultisini tutturmayı başardı Kazix'e. Kazix de zaten bunu görüp hemen geriye dönüyor. 1301 can orada ultiden geliyor. Yani... Harika bir şey yani bu dakikalarda bu şampiyonu oynamak 5000 canın var. Yani ulti atıyorsun canlar geliyor Q yeteneğinden saçma sapan canlar çekiyorsun falan. Yani bunların hepsini hesaba katınca bana gerçekten acayip keyifli bir şampiyon olarak geliyor. Burada inanılmaz bir hasar orada orada sıçraya beraber Q yeteneğiyle 1336 can çekiyor orada. Bakalım Ksante'yi öldürebilecek mi burada yani öldürür her türlü de hani kaçacak mı Ksante anlamında söyledim. W yeteneğine çok az kaldı. E yine attı orada fark ettiyseniz. Ama yeterli olmuyor. Ve burada Vladimir'i düşürmeyi başarıyorlar. Son eşya karamıyor bu arada. Çizmesi yok. Onu da hatırlatalım. Hani onu da sattıktan sonra. Gerçi belki meşe ye çevirir. Orasını bilmiyorum ama. Evet 16-4. 31. dakika. 265 farm. Yani şu an herhangi bir şekilde ultiyi tutturduğu anda. 1000 yetenek gücü var. Yani ultisi falan filan e, atacağı hasarları hesaba katmak mümkün değil. Evet alt tarafa şöyle yan taraflardan bir hayaleti falan olsa şöyle bir, öyle bir git alacak ki. Şimdi bak bu yaptığı şey çok önemli derken Kısanta arka tarafta Zeri'yi yakalamayı başarmış. Hemen orada Vladimir de içeri giriyor. Güzel bir ulti kullanımı da geldi. Akali takım savaşına giremiyor fark ettiyseniz. Havada öldürmeyi başardı Akali'yi. Resmen E yeteneğiyle havada uçan Akali'yi öldürmeyi başardı. Yani Akali'nin bu arada görünmezliği de bu konuda Vladimir'e karşı çok bir işe yaramamış oluyor. Çünkü E yeteneğiyle sürekli hasar vurmaya devam edebiliyor. Ee, burada Kısante yine rakibin üzerine atladı. Bu arada Kısante gerçekten maçı kazanmak için her şeyi yapıyor ama maalesef yeterli olmayacak gibi. Blisten şöyle bir hook geldi. Güzel bir Zonya geliyor. Milio bir şeyler deniyor ama yeterli olacak mı emin değilim. Orada EW yine attı. Bakalım Zaya öldürmeyi başarıyor W'dan çıkar çıkmaz. Şimdi yan tarafa tekrardan ilerliyor ama Yone orada Ksante'yi düşürebilecek mi derken hemen Q yeteneğiyle onu da aldı. Bakalım hareket hızı yetecek mi onu öldürmeye. Maalesef yeterli olmuyor. 19 skorla bu maçı noktalamayı başarıyor Vladimir. Gerçekten helal olsun. Tebrik ediyoruz. Elit 500 böyle bir Vladimir. Neden dünyanın en iyi Vladimir deniliyor bu adama? Bunu da bize kanıtlamış oldu. Koridor aşamasında hiçbir şey yapmadan sadece minyon kestikten sonra takım savaşlarında o Vladimir'in gerçekten Vladimir olma sebeplerini bize çok iyi gösterdi. Yoksa koridorda eşit minyon ben de giderim abi siz de gidersiniz ama takım savaşlarında bu şekilde oynamak, takım savaşlarında o hasarınızı sonuna kadar kullanmak hiç de gözüktüğü kadar kolay olmuyor. E, Oyuncak olan arkadaşlara da başarılar diliyorum Kendinize iyi bakın Yakın zamanda 5v5 5 silver videomuzda Youtube'a gelecek haberiniz olsun Onu da yakında yaparız diye düşünüyorum Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere Bay bay